hakkında, Kanal G hakkında Ergun hocamızın konuşacağı bir şey var. Ama bakalım asansörde kalma muhabbetimizden ötürü diyorum. Acaba Ergun hocanın bize anlatacağı güzel anıları var mı? Şimdi izleyicilerimiz onları da mutlaka merak ederler. Mesela hep üst düzey hocalarla çalıştınız. Fatih Terim var, Şenol Güneş var, Lucescu var, Mustafa Denizli var. Bu saydıklarımız içinde belki unuttuğumuz isimler var. Böyle anılarınız varsa hocam bizimle de paylaşırsanız veya izleyicilerimizle paylaşırsanız hakikaten en azından biz de motivasyonumuzu tazelemiş oluruz. Teknik direktörlerle yaşadığım veya futbolculuk şeyinde yaşadınız. Yani bu tür atmosferleri çok yaşadınız. Yani aslında çok yaşadım. Mesela yatakta sakatlanmam var. Nasıl yani? Ankara'daydık. Ankara Gücü'yle hem kupa maçı oynayacağız hem de lig maçı oynayacağız. Oynadık. Hafta arası işte kupa maçını oynayacağız. Yine Ankara'da kaldık. Ankara Gücü'nün tesislerine idmana çıkıyoruz. İdman yaptık. Otele gittik. O zaman da Hakan Şükür'le kalıyorum. Aynı odada kalıyorum. Akşam yatacağız. Bu otellerde de yorganla çarşafları şeyin altına sokarlar böyle. Sen de ayağınla çekersin böyle. Ben de ayağımla zorladım. Gelmiyor ama bayağı bir zorladım. Hakan'la tam yatacağız. O da zorluyor. Dedim ki bu yataklarda adamı sakatlar ya Hakan dedim. Neyse uyuduk. Sabah kalktım yataktan doğrulacağım ama kalkamıyorum böyle eğilemiyorum. Kasımda bir ağrım. Çoraplarımı giyeceğim giyemiyorum. Öyle bir ağrı var ki. İşte Hakan'a dedim en son işte ne yapacağız? Yardımcı hocalı işte Müfit Hoca'ya falan söyledik. Bülent Hoca'ya söyledik. Böyle böyle işte sabah kalktım kasımda bir ağrı var. Çorap bile giyemiyorum. Onlar da dedi ki hocaya nasıl söyleyeceğiz? Ben söyleyemem diyor Müfit Hoca. Bülent Hoca ben de söyleyemem diyor. Masa Rıza vardı bizim. Tamam ben söyleyeyim. O arada koridorda, otelin koridorunda beni koşturmaya çalışıyorlar ama koşamıyorum ben. Dedik hocaya en son işte Masa Rıza abim söyledi böyle böyle Ergün sen ya nasıl olur filan. Yani Hakan Şükür'le kalmasam belki de inanmayacaklar. Bu adam akşam bir şey yaptı herhalde ondan sakatlandı filan diye. Ve ona maça ben çıkamadım. Fatih Akgel sol bek oynadı. 1-0'da kazanmıştık o maçı. Güzel olmuş o zaman ama yatakta sakatlandığınızı ben duymamıştım. O maçları hatırlıyorum. Yani küvette işte banyo yaparken sakatlanan var da yatakta ilk defa öyle bir şey başıma geldi. Bir günde Hasan Şaş kırmızı kart görmüş benim haberim yok. Trabzon maçı oynuyoruz. Trabzon o ara benim taraftan yükleniyor ama ben Hasan bir pozisyonda sakat... Hasan'a sert girmişlerdi, foul olmuştu. Ben de oyundan çıktı zannediyorum. Tedavi gördük. Yani işte sakatlanıp oyundan çıktı zannediyorum. Meğersem kırmızı kart görmüş, benim maç için haberim yok. O arada Trabzon benim taraftan geliyor. Ben de dil dışarı çıkmış. Ölüyorum yorgunluktan. Orada yardım eden kimse olmadığı için. Hasan'la önlü arkalı oynuyorduk. Sonra akşam şeye gittim. Evin orada bir restoranta gittim. İşte restoranda yemek söyledim. Çocuk geldi garson çocuk. Ya Ergün abi dedi. Hasan Şaş niye kırmızı kart gördü dedi. Ya dedim Hasan Şaş kırmızı kart mı gördüm? Evet abi dedi sen bilmiyor musun dedi. Yok dedim hemen aradım Hasan'ı. Ya dedim Hasan sen kırmızı kart mı gördün? Evet abi dedi ya bilmiyor musun? Yok dedim oğlum ben de niye oradan geliyorlar diyorum dedim. Ya dedi kimlerle savaşa gidiyoruz ya dedim. Bu da çok böyle güzel. Bir olay var. Bu da çok güzel. Peki unutamadığınız bir gol anınız var mı? Veya gol esnasında yaşadığınız? Ya mesela şöyle bir maç var. Adana maçı ama müthiş oynuyoruz. Bu Şayer falan sakatlandı çıktı falan. Adana işte öne geçti. Neyse biz 2-2 yaptık. Falan ama sağlı sollu falan geliyoruz biz. Sağ bek Tümür oynuyor Adana'da. Yeter abi diyor artık gelmeyin bu taraftan diyor yani. Adamları perişan ettik ama maç berabere. Ben soldan indim bir orta kestim. Ümit Karan topa vurdu. Böyle fileyi sıyırmış top yandırıyı. Arka taraftan böyle dolandı. Ben onu gol zannettim. Sol taraftan orta sahaya doğru koşuyorum ama hareket yapıyorum işte gol diye seviniyorum filan. Ayhan dedi abi niye seviniyorsun? Gol değil mi dedim. Yok dedi. Öyle de bir anı. Bu da ilginç anıları dinledik. Teşekkür ederiz hocam. Bunları bizimle paylaştığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Yalçın abi bilmiyorum ekleyeceğim bir şey var mı? Çok büyük anıları var. Var var. Dünya Kupası'nda vardı. Hasan anlattı belki onu şeyde evet. De. Dünya Kupası'nda şimdi Kore'den Japonya'ya geçeceğiz. Uçaktaki yaşanan o. Evet. Japonya'ya geçeceğiz. Sabah işte kalktık havaalanına geldik. Dedim ki Kaptan Bülent. Bülent dedim ya. Ben bir rüya gördüm dedim. Böyle dişlerim işte elime geldi. Döküldü ağzımdan filan dedim. Ha dedim ne demek filan. Ben toplu ölüm olduğunu biliyorum dedim. Bu hemen aradı Türkiye'yi. Annesini dedi böyle böyle her gün bir rüya görmüş. O demiş toplu ölüm filan şey kötü bir rüya filan. Bu dedi uçağa binmem ben. Dedim oğlum nasıl binmezsin, nasıl gideceksin Japonya'dan yani? Kore'ye tabii. Evet. Kore'den Japonya'ya nasıl gideceksin? Neyse bindik uçağa. Sabah olduğu için biz de işte gece geç yatıyorduk o dönemde. Takımın yarısı uyuyor uçakta. Ben de yatmışım üçlü koltuğa. Kebap uyuyorum.
Bir ara bir havaya çıktım böyle indim. Uçak türbülansa girmiş ama bir de uçak böyle boynunu büktü, kafayı öne eğdi ama gidiyoruz böyle aşağıya doğru. O uçak havadayken hızını hiç hissetmezsiniz. O burnuna eğdi ya, bir gidiyor böyle bir şey yok, böyle hızlı. O ara işte Arif bağırıyor, istimnat istimnat. Oğlum diyor, Türkçe konuşsana. Oradan işte Bülent bana bağırıyor. Oğlum bu uçak düşsün seni öldürürüm. Uçak düşse zaten öldüm ben. Nereye öldürüyorsun? Bana öyle diyor. Hasan Şaş'a baktım, terlemiş soyunmuş. Hakan Şükür böyle kal. Hostes kendini atmış böyle. Servis yapıyormuş o ara. Atmış kendini şeyin altına filan. Orada sonra bir dua işi var. Dua işte. Arif. Zaten o ara baktım. Hakan Şükür'e rahmetli Özcan Can Aydın böyle bir sabit bakar dedik. Hakan böyle kalmış sabit bir yere bakıyor. İşte bildiği bütün duaları okuyor. O arada Hasan Şaş da 4 tane bir dua biliyormuş. 4'ten sonra Allah'ım Hakan abime katılıyorum. Böyle bir şey yaptı. Öyle bir şey geçti ama indikten sonra ben işte körükten geçiyorduk. Kaptana baktım. Kafayı böyle koymuş. Artık neyse bir şey atlattıysak. O zaman ondan sonra bayağı kişinin uçak korkusu. Evet, ben de Ergun Hoca ile olan bir anımızı anlatayım o zaman. Çok yakın bir geçmişte olan bir anı. Üçüncü kata doğru çıkıyoruz asansörle programa gelmek için. Ergun Hoca şey dedi asansör, siz de varsınız işte. Ya asansör dedi, duruyor mu şimdi dedi. Biz 3 saniye 4 saniye sonra asansör durdu ve 35 dakika. Keşke çıktık. Başka bir şey dileseydik değil mi? Hocam böyle olmaz ya. Yani keşke bazen, 9 puan yani deseydik. Bazen şeyleri hissediyorum, oluyor yani. Onun için dikkatli olun. Peki Giresunspor için hissediyor musunuz hocam? Söyleyeceğim ben sana. İleride söyleyeceğim. O zaman şey diyelim, tehlikeli bir durum var, onu yayın dışında. Yok, en son şu yaşadığımız olaydan sonra daha başka bir şey yaşamayız ben, merak etme. Evet. Bir kere şu var. Bu mesajı da vereyim. Düşme olayı yok. Düşse biz düşerdik bu akşam. Biz düşmedik 4. kattan. Artık daha düşme olayını kaldırdık. Öyle bir şey yok. Lugattan onu silelim.